Türkiye'de seçime az bir süre kaldı. Geri sayım devam ediyor. 40 günden biraz daha fazla var ve bu sıralar gündemde e, seccade meselesi konuşuluyor. 21 yıllık AKP iktidarında konuşulmayan nadir unsurlardan biriydi. E, dini unsurlardan biriydi seccade ve o da sonunda gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı üzerinden AKP iktidarı ve çevresi CHP liderinin ve Millet Hakkın Cumhurbaşkanı adayının seccadeye basıp dini değerleri aşağı aldığı yönünde bir propagandaya girişti. Erdoğan da mitingde seccade göstermeye kadar vardırdığı işi. Siyasetin dili niteliği bu kadar gerilemiş durumda artık. Seccadeyi açıp önünde toplanan kitleye bu üzerine basmak için değildir. İşte 15 Mayıs sabahı e, inşallah şükür namazı için e, kullanacağız diyerek kendince bir e, mesaj vermiş oldu. Ee, tabii onun istediği e, dini bir kutuplaşma e, zemini, dini mesajlar üzerinden, dini ayrılıklar, kimlik e, karşılıkları üzerinden bir atmosfer oluşmasını istiyor. Çünkü Türkiye'nin gerçek e, gündeminin, gerçek meselelerinin siyaseten tartışılmasını, insanlar arasında konuşulmasını, haberleştirilmesini, ülkenin ana gündeminin e, ekonomi e, olmasını istemiyor. Ki gerçek gündemde zaten ülkedeki ekonomi, e, hayat pahalılığı, yoksulluk e, gibi e, meseleler. Türk e, örneğin e, 4 kişilik bir aile ailenin yaşam maliyetini 31 bin 200 lira açıkladı. İstanbul Planlama Ajansı da bugün İstanbul'da yine 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetini e, 31 bin e, 780 lira olduğunu duyurdu ki bu Türk işin açıkladığı yoksulluk rakamının bile e, hali üstünde, 800 lira üstünde. E, geçen yıla göre e, 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti e, 1200 lira artmış durumda en çok artışta yoksulların enflasyonunda ciddi bir yer tutan gıda enflasyonu oldu. Dana etinin fiyatı en fazla artan ürünlerin başında geldi. Yaklaşık %20'lik bir yukarıya doğru artış var dana etinde. E bu tabii sınıfsal bir eşitsizlik de demek. Yoksullar daha az kaliteli besin tüketecek. Yoksulların çocukları daha niteliksiz beslenecek ve aslında gelecek açısından, bugün açısından daha dezavantajlı olacak Derslerinde daha başarısız olacak, sportif faaliyetlerde daha başarısız olacak. Bu Türkiye'deki e, sınıfsal meselelerin, e, sınıfsal eşitsizliklerin e, geleceğe de taşınması e, anlamına geliyor. İşte, Türkiye'nin esas meselesi de, gerçek meselesi de e, bu yoksullaşma bazı etkisinden kaynaklı bir e, aşağı düşüş vardı e, enflasyonda. E, İktidar da buna e, sığınıyordu. Hoş gerçi tüyin rakamları da belli kalem oyunlarıyla ekonomistlerin beklentilerinin altında geliyor. Ama baz etkisinden kaynaklı geçen yıla oranla bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Fakat buna rağmen enflasyon düşse de hayat pahalılığı devam ediyor. Çünkü insanların alım gücünün durumu belli. Geçen yıl patlak veren ekonomik krizin etkileri bugün de sürüyor. Ve fiyatlar arttığı kadar, harcamalar arttığı kadar gelirler, maaşlar artmış değil her ne kadar asgari ücrete zam yapıldığı işte oranlar üzerinden yüzde yüz, yüzde doksan, yüzde seksen zam yapıldığı söylense de işte on bin liraya bile yaklaşamayan 8500 civarındaki bir asgari ücretin yoksulluk seviyesinin, yaşam maliyetinin otuz bin liranın üzerine çıktığı bir denklemde hiçbir kıymeti harbiyesi kalmıyor. Dolayısıyla hala ekonomik, ekonomik kriz, yoksullaşma, enflasyon ülkenin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Tabii iktidar da bunu unutturmak için seccade gibi meselelere sığınarak işte kutsalımıza e, saygısızlık yapıldı gibi e, söylemlerle bunu unutturup toplumsal algıları e, kimliksel tartışmalara, e, kimlik kutuplaşmalarına çekerek buradan kendi seçmen kitlesini konsolide etmeye, e, muhalefete gidecek oyları e, kesmeye, burayı, buradaki kan kaybını durdurmaya çalışıyor. Kılıçdaroğlu da burada e, operasyon yapıyorlar. Operasyonu görüyorum. Ama ben samimi olarak işte bundan incinen insanlardan özür diliyorum minvalinde bir açıklama yaptı. Aslında konunun burada kapatılıp bitmiş olması gerekiyordu ama iktidar medyası dediğimiz gibi bunun üstüne tepinerek buradan bir menfaat, iktidarlarına bir çıkar elde etmeye çalışıyor. Diğer taraftan bugün enflasyon da açıklandı. TÜİK 50.5 olarak açıkladı yıllık enflasyonu Mart ayında en ise %121 dedi. Gene Enak ve TÜİK arasında ciddi bir makas var. Tabii artık TÜİK'in bu konuda bir itibarı kaldı mı? TÜİK'in rakamları inandırıcı mı? TÜİK enflasyonu açıkladığında buna toplum, siyasetçiler işte gazeteciler ne kadar inanıyor? Zaten durum ortada ama enane enflasyonu daha inandırıcı gibi geliyor. Bu da Türkiye'deki mevcut tablo, ekonominin mevcut halini, yurttaşların nasıl bir yaşamsal gerçekliğe muhatap olduğunu net şekilde zaten gözler önüne seriyor. Aslında Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu seccade üzerinden eleştirirken yine o konuşmayı yaptığı bağcılarda çok ilginç bir durum yaşandı. Bir tane yurttaş Erdoğan çocuklara para dağıtırken 200 lira para dağıtmaya başladı. Bilindiği gibi son günlerde bir tane yurttaş Erdoğan'ın elindeki parayı yani bir yetişkin Erdoğan'ın elindeki parayı almaya çalıştı. Hani başka bir gerçeklik yaratılmaya çalışılsa da bir suni gündem oluşturulmaya çalışılsa da yurttaşların yani böyle aslında gurur incitici bir şekilde çocuklara dağıtılan parayı almaya çalışması Türkiye'deki toplumsal durumu yoksullaşmayı da aslında en çarpıcı şekilde zaten gözler önüne sürüyor. Erdoğan'ın kendi videoları bile yaratmaya çalıştığı suni gündemi yıkan, parçalayan unsurlara dönüşüyor bir anda. Tabii yoksulluk çok önemli bir mesele ve şöyle bir mesele siyasi olarak toplumu yatay kesen bir mesele. Yani muhafazakarı da, seküler düşüneni de, Anadolusu da, kentlisi de, genci de, yaşlısı da bütün bir kimliklere ayrılan, kategorilere ayrılan toplumun tamamını, etkileyen bir e, mesele. Dolayısıyla e, bu e, ortaya çıkan ekonomik krizin muhatabı da e, iktidar olduğu için muhalefetin buradan geliştireceği bir politik hamle e, iktidarı zor durumda bırakıyor, çıkmazda bırakıyor. Erdoğan da böyle bir gündemle, böyle bir meseleyle karşı karşıya kalmak istemiyor. Muhalefeti mümkün olduğunca oradan uzaklaştırmak, e, dini konulara, kimlik e, kutuplaşmalarını hapsetmek e, ve Kılıçdaroğlu'nu da e, buradan köşeye e, sıkıştırmak istiyor. Tabii de Kılıçdaroğlu Burada doğru bir muhalefet izlemeli, doğru bir setin üzerinde, doğru bir hattın üzerinde durarak geleceğe dair, geleceğe yönelik mesajlar vermeli. Ülkeyi nasıl hani bu ekonomik krizden çıkaracağına dair, mevcut bozuklukları nasıl gidereceğine dair artık planlar açıklayarak 40 güne yakın süreçte toplumsal algıları, toplumsal düşünceleri belirlemesi ve ülkede artık bunların tartışılır hale e, gelmesini sağlaması e, gerekiyor. E, örneğin e, deprem meselesindeki e, tutumu ciddi bir e, karşılık buldu. Erdoğan e, bir an önce işte inşaat yapıp orayı ayağa kaldırma üzerinden bir propaganda e, yürütürken e, Kılıçdaroğlu bu evleri e, hak sahiplerine ücretsiz vereceklerini, bunun devletin e, bir e, görevi olduğunu, anayasaya da kaynak göstererek söyledi. Bu Erdoğan'ı o meselede önüne geçmesini sağladı Kılıçdaroğlu'nun. İşte geleceğe dönük, seçim sonrasına dönük, ülkenin nasıl yönetileceğine dönük, bu yoksulluktan toplumun nasıl çıkacağına ve Türkiye'deki refah, toplumsal refah nasıl yükseleceğine dönük ciddi planlar, ciddi hamleler açıklaması ve artık siyasetin gündeminin buradan kurulması gerekiyor. Aksi durumda kutuplaşma siyaseti, işte din üzerinden sıkıştırmalar, etnik köken üzerinden sıkıştırmalar, belden aşağı vurmalar son günlerde AKP'nin sıklıkla başvuracağı, AKP çevrelerinin sıklıkla başvuracağı yöntemler olacak. Kılıçdaroğlu'nun bu gündemden ya da geniş olarak söyleyelim muhalefetin bu gündemden çıkması, işi buraya hapsetmemesi gerekiyor. Ayrıca zaten Erdoğan her ne kadar bunlara başvursa da diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Toplumda bu sataşmaları, bu kutuplaşma siyasetini eskisi kadar kabullenmiyor artık. Bu belki bir dönem çok çalıştı. Erdoğan hatırlanır bir seçmen desteği getirdi ama artık karşı tarafa işte milliyetçi söylemlerle, dini söylemlerle, muhafazakar söylemlerle yüklenmenin orayı ayrıştırmanın oraya sanki böyle bir terörize etme vatan haini gibi gösterme çabasının toplumsal karşılığının da giderek düştüğünü görüyoruz. Diğer taraftan zaten seçmenlere katılan sürekli bir genç kesim oluyor. Bugün de 14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık %10 yani 5-6 milyon genç seçmenin oy kullanacağını biliyoruz. Yeni seçmen de bunlara çok prim vermiyor. Yani Erdoğan kimlik kutuplaşması yaparken her ne kadar hani buraya sığınsa kendi kitlesini buradan konsolide etmeye çalışsa da artık seçmende de eskisi kadar bunlara bu söylemlere çok taviz olmadığını da hani muhalefete uyarıları yaparken söylemek gerekiyor. Dolayısıyla hani her ne olursa olsun muhalefetin oraya olmadan ülkenin gerçek gündeminin ekonomi olduğunun bilinciyle ve seçime kadar yani ekonomi dediğimiz mesele aslında tek başlıkla özetlesek de bin bir türlü sorunu kendi içerisinde barındıran bir mesele. İşte öğrencilerle ilgili bir kısmı var, emeklilerle ilgili bir kısmı var, çalışanlarla ilgili bir kısmı var. İşsizlik çok önemli bir problem. Hayat bağlılığı, gıda enflasyonu, ulaşım ücretleri, insanca yaşam Türkiye'de ciddi bir mesele haline gelmiş durumda. Son 40 günü 40 günden biraz daha varken iktidarın bu meseleler üzerine yoğunlaşan bir muhalefeti durdurma çabasına karşılık muhalefetin daha çok bu meseleler üzerine gidip bunları görünür kılması, halkla buluşması, halkın çektiği geçim sıkıntısını kameralara, objektiflere halkla birlikte göstermesi gerekiyor. Sadece söylem bazında da değil, insanların yaşadığı sıkıntıları insanlarla birlikte göstererek, kucaklaşarak, fiziksel temaslar kurarak bir siyasetin kurulması ve algıların da gerçek odaklı şekillendirilmesi gerekiyor. Çünkü 14 Mayıs'a giderken Erdoğan'ın en yumuşak karnı Burası olacak çünkü darmadağın olmuş bir ekonomi var ve deprem çok büyük bir yıkıntı yarattı. Ekonomik krize bir de deprem, yıkıntı, enkaz eklendi. İktidarın buradan çıkabilmesinin tek koşulu bu gündemi unutturup milliyetçi muhafazakar bir söylem üzerinden bir kutuplaşma zemini yaratmak olacaktır. Ama dediğimiz gibi bunun alıcısı eskisi kadar yok. Toplum bunlara artık bu kadar taviz vermiyor Seçmenlere katılan yeni e, seçmenler, genç seçmenler e, bu söylemlerle artık amiyane tabirle tav olmuyor. Bunlara çok eleştirel yaklaşıyor. Erdoğan'ın söylemi de eskiyor, siyaseti de e, eskiyor. Ama bu eskiyen siyaseti can suyu e, katmamak için, bu eskiyen siyaseti alan açmamak için, zemin yaratmamak için muhalefetin Kılıçdaroğlu'nun kendi... E, kurtuluş reçetesini buradan çıkış programını bir an önce ayakları yere basan bir şekilde açıklaması, bunun ekonomik ayaklarını kurması ve buradan politik bir güçlü bir rüzgar yaratması gerekiyor. Bu muhalefet içindeki tartışmaları da sona erdirecektir ve muhalefet seçmen içindeki kafa karışıklığının umutsuzluğu da e, dağıtacaktır. Çünkü çok dinamik bir e, süreç yaşıyoruz. Anketler sürekli farklı sonuçları e, gösteriyor. Oy kaymaları çok sıklıkla e, yaşanıyor. Ama ülkenin gerçek e, sıkıntıları gündeme geldiğinde ve insanlar bu meseleler üzerinden politize olduklarında geri kalan suni, suni gündemler artık bir şekilde gündemden uzaklaştırıldığında Türkiye toplumsal muhalefetin yüzde 55'lere seçmen bazında söylüyorum 60'lara yaklaştığını görecektir. Muhalefetin buradan kendi politikasını belirlemesi ve ekonomik krizi, enflasyonu Hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını ciddi bir mesele olarak gün be gün bu önümüzdeki 40 günü aşkın süre boyunca göstermesi ve politik söylemini de bu dil üzerinden şekillendirmesi, kurması gerekiyor.